var. Hepinize iyi, güzel seyirler. Hadi bakalım. Var mı diyeceğim? Var. Ne? Oturma. Oturacağım. Bölüme bir soruyla başlayalım. Hadi bakalım, ask me. Daha önce hiç ikinci el olarak bir eşyanı, evini, arabanı vesaire sattın mı internet? Sattım. Kıyafet sattım dolaptan. MP3 player. Bir şey soracağım. Gerçekten dolabından kıyafet satanınız var mı? Cidden merak ediyorum. Meraktan soruyorum harbiden. Yapanınız var mı mesela bunu? Değişik geliyor bana mesela dolaptan kıyafet satmak. Satmıştım. Ama yani elden yani hani arkadaşıma satmıştım, anladın mı? Sattım mı? Satamadım ya. Keşke dolap ya, hayır. Ama dolaba eşyalarımı yüklemek istiyorum çünkü çok fazla kıyafetim var. Gitar prosesörü vardı. Sonra koşturdum da koşturdum peşinden. Niye? Parayı Ne alamadım. çıktı? Parayı mı alamadın? Hani böyle ödeme sistemleri, güvenli ödeme sistemi yok. Kim bilir kaç sene önce ben lisedeydim ya. Telefonumu sattım. Nelere dikkat ettin satarken? Başına bir şey geldi mi? Ne tarz insanlar seninle iletişim kuruyor? Ulan böyle bir dolandırdılar beni işte. Ah ah. Ziller falan böyle. Eyvallah. Şimdi şöyle Steam'de bıçağı satıyordum. Steam'de bıçağımı satarken. Adam bana bir link attı. Daha o zamanlar dolandırıcılık yeni çıkmış. Kardeşim adam Steam Community değil de şuraya taktırmadan şöyle yapmış. Steam Community yapmış. Tamam mı? Ben de tabii o zaman yüksek fiyat vermiş bıçağa. Atıyorum o zaman bıçak ne bileyim. Şöyle yapmış. Bak. Adam o zaman yüksek fiyatı vermiş tabii bıçağa. Ben dedim ki lan bu 70 dolar değil işte 120 dolar veriyor atıyorum. Aa dedim buradan parçalayayım. Eyvallah Viyala hoş geldin. Buradan parçalayayım dedim. Abi buna girdim. Steam hesabımı girdim. Şifremi girdim. Daha o zamanlar şey falan yok. O ikili doğrulama falan muhabbetleri yok Steam'de. Abo. Oradan beni bir tokatladılar. İki tane Fire Serpent. Bir tane de şeyim gitti. Flip Knife'ım gitmişti. Sonra 4 ay boyunca bununla uğraştım. 4 ay uğraştım. 4 ay sonra aldım hepsini geri. 4. ayda. Bak 4 ay uğraşmıştım tamam. İlk başta çünkü Fire Serpent'ı verip bıçağımı vermedi Steam. Dedim bıçağımı verin ya benim bıçağım var 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 var. Uğraştım uğraştım hepsini geri aldım. Ondan sonra zaten bu Steam Guard muhabbetleri falan filan başladı Steam'de. Ya. Tanıdık bir yere Hala gözüm mü kapalı? Aç lan gözünü. veriyorum, o hallediyor. Ya oğlum yani sıçtı sorunun içine ya. Bölüm içeriğimiz zaten az çok abi anlamışsındır herhalde. Evet, ikinci el aldığın eşyaları bize gösterecek. Hayır. Evet. Sana şimdi sahibinden sitesinde yer alan ilginç komik ilanları Donbaz Utkucuğum hoş geldin. Göstereceğim. Şey bu hasarsız kayıtlı ama araba tarumar olmuş değil mi onlar ya? Gerçekten çok ilginç ilanlar seni bekliyor, onu söyleyebilirim. Gözü kapalıysa nasıl yazıyor? Yazar. Dur videoya odaklanalım ben sana gözüm kapalı. Bir de şiir bile yazarım buradan bak gözüm kapalı. Hemen Hatırlatın video sonrası. şöyle ilkinden başlayalım. Ne? Çekiz avantgard plakalı ruhsatlı muayeneli. Allah razı olsun reis. Allah'tan ruhsatı muayenesi var. Bu ne hurda niyetine mi? Evet. 13.000 Oğlum bir şey diyeceğim de. Allah korusun. Ne hasar var bir arabada. Acaba nasıl bir kaza yapmış bu araba? 800 lira mı? He, Are you anlatmışsın. fucking kidding me? Ağır hasarlı, trafik kazası falan. Bu arabayı kim alsın? 13.000 lira. Bu arada alan olur. Bunu alıp bunu orijinal haline falan çeviren yamyamlar vardır. Mantıklı bence bu. Hurdacı olsam alırım. Bunu. Evet. Hurda alırım. Hurdacı olsam alırım yani. Ama hani alayım yaptırayım gibi bir kafaya girmem. Buna ne olmuş abi? Üzerinden tren mi geçmiş? Ne olmuş yani? Bu hakikaten evet. Hani Üzerinde çünkü sıkıntı var. Anladın mı? Bir şey hani düşün. harbiden ne olmuş acaba? Nasıl bir kaza? Ben hatta bu videoyu kameramı şuraya alayım. Şuraya alayım. Nereye çevriliyor? Cahil olma Mert. Sen ne diyorsun oğlum? Ne arabaları neler neler yapıyorlar. Bunun baştan bunun hepsinin buraları söküyorlar. Baştan yeni malzemeler getiriyorlar. Ama gerçi bu arabanın her yeri gitmiş oğlum. Bu arabadan bir bok olmaz. Doğru dedin ya.
Bu arabanın bir tek motoru duruyorsa o da durmuyordur zaten. Belki motoru duruyordur. Abi bir şey düşmüş belli. O yapmak istese yapar da. Peki yanlamasını ortasından göçertmiş yani. Sanki evet. Böyle şey ince de bir şey düşmüş. Neyse. Motorda, şanzımanda en ufak hasar yoktur, sağlamdır yani. He tamam, bu adam motoru ve şanzımanını satıyor aslında. Ne diyorsun peki? Ön tarafına vurmamış demek ki. Abi şaka mısın? Bu arabanın motorunda, şanzımanında nasıl bir şey olmaz? Çizik bile yok. Çizik. 2015 yılında. Çizik bile yok. 9. ayına kadar muayenesi devam etmektedir. Sonra vefat etti arkadaş. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu arabanın motorunda hasar olmama şansı olabilir. Yani alan varsa satılıyor demek ki. Yani bayağı... Bu saatten sonra muayeneli olmasının çok bir anlamı kalmamış yani. Diyor ki... LPG büyük ihtimalle LPG patlamış. Sıkıntı. Telefonun en dolu modelidir. Yani tabi. Ne yapacak ki adam? Çöpe mi atsın? Satacak. Oğlum harbi lan. Sınıfının en dolu modeli demişti. Doluluğa dair bir şey kalmamış ki arabada. Hani dolu olmasının ne mantığı var? Harbiden oğlum ben okumamıştım burayı. Sınıfının en dolu modelidir. Jantları sayesinde kardeşim. Hurdacıya satması makul. O ne oğlum? Oğlum bu ne? Dabbe Cinliköy. Yılın fırsatı. Yılın fırsatı. Bak bu bizim içeriğimizdi, hatırlıyor musunuz? Biz böyle bir içerik yapıyorduk. Sahibinden de ilginç şeyler bulacaktık. Daha onu bulamamıştık da. Yılın fırsatı Kadıköy'de 1+0 daire. 47 bin TL. Kadıköy'de 1+0 daire sadece 147 bin TL. Arılcım. Bu depo. Kadıköy'de 1+0 bir... Oğlum ben size bir şey diyeyim, bunun ileride 2-3 tane bağlı rehinesi vardır. Bak harbi söylüyorum. Çok çok problemli. Aynı şu anda görüyoruz efendim. 147 bin TL mi? Oğlum siz kafayı yemişsiniz lan. Yılın fırsatı işte. Şöyle bir yer. Abi açsana. Oğlum burayı kim alır lan? Oğlum ya nasıl bu hale gelmedi? Oğlum burası bildiğim, ben size bir şey diyeyim mi? Burası bodrum katta bak. Burası mafya babaları için, adam kaldıran adamlar için falan mekan yani burası. Becermiş burası ya. Kadıköy'de. Tamam. He. Çok mantıklı. Stüdyo daire. Bunu yaptırıp... Stüdyo daire diyor. Şey yapabilirsin. Mahzen bu. Şarap mahzeni falan yapabilirsin herhalde. Banyo bir. Yer odaları dışarı bak. Abi istersen. Dalga mı geçiyorsun sen? Aydat sıfır. Yani... Bence üstüne para... Aydat sıfır. Oğlum bir de Aydat sıfır yazmış adam. Verilmesi gerekiyor. Hani yöneticine al kardeşim. 100 lira Aydat parası. Korku filmi gibi ya. Yerin altında bile, dibinde değil mi? Evet. Oğlum bak. Bu arada yer altında olması problem değil, tamam mı? Bu camı var yani. Nem yapmaz, şey yaparsın da ev yıkık dökük, hiçbir şey yok. Cam niye var? Cam niye var biliyor musun? Hani böyle yürürken... Yürürken korkuyorsun ya, al ulan burası düşse kırılır, aşağı düşerim falan dediğin yer var ya. Bu orası. Anladın mı? Anladın değil mi? Telli telli, aşağı gözükür. Bu orası abi işte. Camın baktığı yeri gör yani. Uf. Buraya niye cam koyarsın yani? Gibi. Bina yaşı 21-25, aidat 0 tabi. Pencere koymuşlar da koymayın daha iyi yani. Apartman boşluğuna bakıyor. Evet. Çok tatsız. Mesela daireye giriş yolu bu abi. 7/24 elektrik. Oğlum. Dairenin giriş yoluna bak. Merdiveninden zaten başlıyor yani. Hiç temizlik yapılmamış bina yapıldığından beri. Falan masrafı bunlar yani. Evet. Çok tatsız be abi. Bu arada hani gidişat düzgün olsa aslında sıfır ışık aldığı için stüdyo müdüyo yapabilirler bir boya badanayla. 147 bin tabii. Ucuz. Yani alıp düzeltebilirsin ama öyle bir imkan var midur? 300 bine bunu yaptırabilsen içini komple, 447, hadi 500 bin. 600 bine satarsın Kadıköy'de yeri güzelse. Okay. Bence... 600 bine? Abi yapmayın. Kimse buraya 600 bine falan almaz yani, isterse Kadıköy'ün göbeğinde olsun. Ben almam şahsen, yapılmış bile olsa almam. Makul. Heh. Gerçi alınabilir ha. Kim alınabilir ha? Öyle konuşuyoruz da. Azdan kim al? Yani. İçinde küfür dahi edilmedi. Asla veremeyeceğim bir söz. İçinde küfür dahi edilmedi.
150.000 kilometre bir tane küfür etmediniz mi? 6 FYN 74. Yalnız makina da tuning ha, cavcaklı. Çok iyi. Bu gider yalnız. Abi içinde bir aramın küfür edilmemiş olması sana bir cazibe yarattı mı şu anda? Yani o kadar özendik diyor. Benim mesela Şahin alacak olsam ilgimi çekerdi bu. Yani şu başlık ilgimi çekerdi yani. Satıcının şeyi bir adam olduğunu anlarsın yani. Yani o kadar evet, güzel davrandık diyor. Yarattı gerçekten. Arabayı da iyi bakılmış gibi görünüyor. Araba yani, cavcaklı. Yani o kadar temiz ki adam nasıl betimlesin? O kadar temiz hani. Aklı bile karışmamış arabanın. Yani küfür dahi kulağı bile kaymamış. Negatif enerji yok arabada hiç. 250 ama, bin kilometrede. Küfürsüz şöyle, de o kadar yol nasıl gitti acaba bu İstanbul trafiği? Ta 2012'de koymuş 8.000 lira demiş. Yani şu anda koysa 15, 20, 23 falan demesi lazım en az. Elimden çıkartmazdım ben bu derece hani bir ilişkimin geliştiği bir arabam olsa. Gömerdim bir yere. Başkasına vereceğimi. 06 plaka. Abartmayın lan, ne 40 bin oğlum. 250 bin kilometrede araba. Tofaş içinde küfür edilmemesi mümkün değil. Mümkün değil yani. Evet. Küfür önemli ne? Al bak, araba. Lan 100 kilometredeki arabayı adam satıyor. Nasıl 100 kilometre oğlum? Canavar mısınız lan siz? 100 kilometredeki araba böyle olabilir mi? Yalana bak. 100 bindir bu. Abi bunların içinde küfür edilmiştir. Bunun içinde küfür de edilmiştir. Kötü şeyler de yapılmıştır. Baksana araba pi. Ne olursa olsun doğru abi yani şu anda bu doğru yani şu an ha. Dediğim fiyat işte. Al tertemiz araba. Tertemiz araba. Çok komik şu adam da yayıncı oldu. İzleme! İzleme! Dama! Hadi siktir git banlayın şunu gerizekalı amına koyayım. Yarra bak. Ulan İnsanlara bulaşmadan hayatınızı şey yapamıyorsunuz. Sen izlemeyebilirsin. İzleme. Ya babacığım sen bunu dediğin için ben yayıncım olmayacağım. La havle ya. Mert ama sadece Mert. Prime'la abone olmuş. Eyvallah kardeşim. Negatif enerji saçıyor. Evet. Mesela bizim araba. Negatiflikten böyle böh olmuştur artık. Çok pis küfür ederim yani. İğrenç küfür ederim. Annelerine küfür ediyor musun diğer şoförlerin? Yok genelde kendilerine ama ha, çok çirkin ederim yani. Ha. Gözdeciğim, en enteresan ilanlardan bir tanesi. Ertuğrul hoş geldin. Koronanın deneyi sahibi 3 milyonla satılık sinema filmi. Evet. Yapmışlar ama yayınlayamamışlar mı? Aynen öyle. Abi evet, bu hakikaten korona sebebiyle oldu belli. Bak burada ginç bir şeymiş bu arada harbiden. Hani korona sebebiyle ama burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Yatırım eğer gerçekten güzelse yatırım sebebiyle mantıklı olabilir. Film satılıyordur yani bence de. Kafayı yarcısın. Mert niye herkes sana bulaşıyor amına koyayım? Ya kardeşim yani bu sadece bize olan bir şey değil. Bu devirde yayın yapan ne bileyim sosyal medyada ünlü olan insanları insanlar eleştirir. Bırak eleştirsin yani ben insanlara göre hayatımı yaşayan birisi değilim. Hayatım da sosyal medya değil. Umumda da değil yani bu gerçek hayatta da böyle bu arada hani. Sadece burada yüz yüze karşı karşıya olmadığın için o adam senin burada yazabilme cesaretini elde ediyor. Yoksa gerçek hayatta da aynı insanlar. Bu adamların hepsi aynı. Ama gerçek hayatta götü yemiyor. Senin karşından bunu söylemeye. Gerçek hayatta sana merhaba merhaba. Sen gittikten sonra arkandan diyor ki amına koyduğuma bak. Anladın? O mantık düşüneceksin. Yani her yerde böyle bu. Bu sadece sosyal medyada daha çok yüzüne yansıyan bir şey. Senin sıkılmaktan ötürü. Hani böyle bir ilan koyalım demiş birisi belli ki. Nasıl yani? Ha bayağı filmi çekmişler, vizyona girmemiş, aynen. 3 milyona satıyorlar çünkü 3 milyon getiri getirebileceğini vaat ediyorlar ha. Sinema filmi, evde DVD yani. Açıklaması. 2019'un en çok izlenen 5. korku filminin yönetmeni Yunus Şevik, namı değer çeken adamdan cinsiz bir film. Gıcımırın en uzun kimse izlenmiş. Muazzam bir açık. Sahibinden gıcır gıcır.
Vizyona çıkmaya hazır. Niye satıyor? Yayınlayamadım. Ha, filmi çekerken Porsche'mi satmıştım. O yüzden Porsche takas düşünmüyorum. Ciddi şeye bak. Film çekerken Porsche'mu satmıştım. O yüzden Porsche takas düşünmüyorum. Lamborghini, Ferrari gibi lüks araçlarla takas alır. Üzerine nakit alınır veya daire takası düşünebiliriz. Film takası düşünmüyoruz. Lakin çok ısrar edin olursa... Demek ki inanmış filme. Yok. 50 tane çekilmiş, yayınlanmamış cinli film yapımıyla takas edebilir. Şey değil mi ya? Kutsal Damacana İtmen'deki Serkan... Ferrari'sini satıp evet, evet. Nirvana'ya ulaşıyor. Yani ne yapsam bilemedim şu an. Saygımı duyuyor. Ben Porsche'de kayboldum. Porsche'sini satmış. Ben yapmazdım. Yani bunlar bildiğin şakasını herhalde. Yani takılmışlar bence. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela araba falan alırken abi bir test sürelim. Bu arada bir şey diyeceğim mi? Abi senin evi kaç metrekare? Ne yapacaksın oğlum benim evimin kaç metrekare olduğunu la? Şimdi şunu söyleyeceğim. 3 milyon TL bir filmi izleyip alıyorum. Filmi izleyip bir bakmak lazım aslında ha. İzletiyordur önceden. Bir izleyip bakmak lazım. Oğlum düşünsene bir 1 milyon falan izletebildiğini. Bir tur sürelim. Mesela dersin ya. Bu kör kurşun. Evet. Lazım oğlum söyle. 80 metrekare. Bir kere izlesen aynısını çekersin zaten. Ha. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Antika 3 tekerlekli el yapımı dekoratif bisiklet. Hmm, 65 bin TL. Evet abi. Yuh. Antika. Bu. Lan. 65 bin lira. He. Kime ben... kitlerim diye koymuş o bilmiyoruz ama bunu bilerek mesela bunu bilerek gizlemiş. Bu abi büyük ihtimalle kime kitlerim diye koymuş bunu. Güzel de gözükmüyor hani. Atılıksa alıyorum. 65 bin lira mı? Benim oğlum var 65 yüzüyor. Lan onun maliyeti 6500 lira etmez 65 bin. Antika antika. Ne antika paslanmış lan. Abi böyle antika mı olur bu arada antika falan değil ya. Ay çok kötü. Abi renk de korkutucu bir renk. Bu arada şaka maka 2000 bitrate'i bile sabit veremiyorum arkadaşlar. Sol alttan bakıyorum 2800, 1000, 800, 1900, 1700, 5000, 500. Saçma. Bunun taşınınca ben size bir şey diyeyim. Burada bir problem var. Taşındığım bölgede bir problem var. Benim fikrim. Evet. Tatlı he ama 65 bin değil. Evet. Hani 200 lira olsa alırım. Hayır antika gibi de gözükmüyor. Antika değil ki eski. Aynen. Eskiyle antika. Gerçekten bak. Yukarı kıyamam. Yalnız abi gerçekten fiyatında 5000 lira indirilmiş olup şekilde arka plana falan bak ya. Bir paket halinde geliyorlar galiba. Direksiyon. Gidon mu? Ne deniyor? Direksiyon. Biraz şey değil mi yanlış. Ya? Vana değil mi abi o? Çevirmek için. Paslanmış zaten. Bu yani. Bak bu direksiyon bir tık çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ama acaba bir şey diyeceğim. Biz böyle dalga geçiyoruz da gerçekten antika bir şey var mı lan acaba? Takla atma potansiyeliniz hani, yüksek. Öne ağırlık verirsiniz. Bir göstersene bize bu üstüne nasıl kullanılması gerekiyor? Yoktur lan boş yapma ne var ya 60 yıllık dede yadigarı diyor böyle antikam olur. Dede yadigarı? Yoktur oğlum saçmalamayın ya bildiğin adam inşaatta bulmuş dede yadigarı diye dedenizin deposunda bulmuş. 60 yıllık benim babamın da şu an bizim Şebinkarahisar'daki evde evet. Çatı arasında kızağı var mesela. 5 yaşında kayıyor desen 65 yıllık kızak. Hı. Ben de mi satayım onu? Şimdi ufak bir bekleme yapıyoruz abi burada. Tamam. Nasıl boya yapmış ben de onu anlamadım. Neden diyorsun? Ha neden? Neden? Ben... Adam hemen beklemeye başladı. Ha şeye ayak uydurdum ya bir an. Orhancığım ufak bir ara veriyoruz. Tamam. Suluk mu tanıtacağız? Hayır. Suluk ne? Tanıtacağız zannettim mi? Abi sol kulağında lazer var. Ne? Oğlum benim burası bak çok yüksek değil. Dışarıdan lazer tutabilir. İzleyicilerimizden ricam bize destek olmak istiyorlarsa bir beğeni tuşunu şu anda bassınlar. Şu dakika basın zaten yani o ha, kadar. Dur bekle. Bastılar. Devam bastım. Ediyoruz efendim. Arkadaşlar like. Tamam istedim tamam. Bu da yalnız güzel görünüyor ha. Bak bu çok temiz tutmuş. O para... Şimdi bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar. 21 bin kilometredeki bir araba bence... Koleksiyonluk bir araba olmayabilir. Yani bir 5000 6000 ama gerçi 21.000 de iyi bir bakmak lazım. Etmez ama. Gerçekten lazer mi tutuyorlar? Boş yapmayın oğlum ya. Götünüzden uyduruyorsunuz. O parayı etmez.
Ama 195 bin çok olmuş be abi. Çok. Bence 195 bin buna fazla vermiş. Yani 90 bin, 100 bin falan. Evet. Hani seviyor olabilirsin, değer verebiliyor olabilirsin ama herkes aynı değeri vermek durumunda değil. Bunlar gerçek mi ya? Ha? Ay 24 Aralık 2020. Ha, bayağı gerçek. Bir de benzinle, bir de manuel. Bir de Seda. Büyük ihtimalle bu da yine garajda unutmuşlar. Böyle bir seneler sonra. Bu araba garajda unutulmamıştır. Bu arabayı bilinçli olarak adam beklemiş. Dede yadigarı. Evet, ve mesela 21 bin kilometrede. Ama da... 21 bin işte bak garajda unutulmuş. Sonra onun lastiklerini şişirmiş, yıkamış, tekrar bir pastacılığa götürmüş. Aynen. Tertemiz gıcır duruyor. Ya daha o kadar şeye gelmedi bunlar. Mesela 50 senelik, 60 senelik arabaları evet onlar artık koleksiyon olarak geçiyor. Nasıl ya? Bu arabada koleksiyonluk bu arada. Şimdi şaka maka gülüyoruz, eğleniyoruz da bu arabada koleksiyonluk. Yani gerçekten bu arabaların koleksiyonunu yapmak isteyen bir adam bu arabayı almak isteyebilir. Yani çünkü nereden baksan bu arabada 30 yıl olmak üzere. Geçiyor. Aynen. Ya bu bunlar daha o kadar yani. Değil abi. Ha bundan bir 20 sene sonra okey. Şöyle abi açık. Yok abi yapmayın ya. Koleksiyon abi. Yapmayın. Kolay kolay bulamazsın oğlum öyle temiz araba. Temiz de tabii. Açıklaması var. Eşi benzeri yoktur demiş. 21 bin kilometrede. 21 bin kilometre mi? Çok az evet. Abi biz resmen zamanında koleksiyon yapalım diye almışlar galiba. Tabii. Eşi benzeri yok. 21 kilometre. Bak 21 kilometrede olduğu ne kadar gerçek ne kadar değil onu zaten. Ben bu arabaya parası olsa verecek kaç kişi tanıyorum? Tabii ki de parası olsa verecek bir sürü insan vardır oğlum. Böyle koleksiyonlar yapan bir sürü insan var. Bu arada 21 bin kilometre onları şeyler bakıyor. Expert bilir. Expertler bakıyor. Oğlum ben galeri falan mı açsam? Evet sen bayağı bilgisin. Arabalar hakkında bayağı bilgim varmış benim. Dur koltuk poşetleri, güneşlik poşetleri cam barkodlarına kadar üzerinde durmaktadır. Koltuk poşetleri nasıl üzerinde? 21 bin kilometre. Bizim vardı bir tane Uno annemin ilk arabası. İkinci el almıştık ama 5000 kilometrede falan almıştık. Poşetli geldi. Sonra annem de madem poşetli geldi dedi biz de sökmedik. Biz de poşetli sattık. Allah. Kardeşim drop var yapabileceğim bir şey yok. Canınızı yerim sizin canınızı. Ne yap? 3 saattir yayın yapıyoruz. Drop var yapacak bir şey yok. 2000 bitrate yayın yapmaya çalışıyoruz. Çözülecek. Türksel Süper Online Sonat abiyle Cem abinin yardımcı olacağına inanıyorum. Diyoruz efendim. Beyefendilik dersleri bir hafta süre boyunca adamı satıyorlar sandım hani. Bir de turbomuz var bak şaka gibi. Turbomuz var oğlum. Turbo. Motor tam. %100 buradaki kablolarda bir problem var. Fare mare birini kemirdi. Serdik bir şey bak bunu arman lazım abi gülme. Niye ulan ben merhaba. Şerefsiz miyim? Oğlum beyefendinin zıttı şerefsiz mi oluyor ya? Ben beyefendi değil miyim? Bu arada bir şey diyeyim mi bak. Güzel içerik kardeşim. Ben YouTube'cu olsam, bak, YouTube'cu olsam, çok ciddi söylüyorum, YouTube'a içerik yapan bir adam olsam, bak, direkt, adamla konuşurum, derim ki ben YouTube içerikçisiyim, bir haftalık dersinize katılmak istiyorum, 4000 TL'ye, selamünaleyküm, aleykümselam, bunun bir içeriğini çekmek istiyorum derdim ve içeriğini çekerdim. Seni yollayalım ya Allah rızası için. Vereceğim. Yaren. 4000 lirayı ben Yaren. Vereceğim. Git. O tribe ben de girip ben de beyefendilik dersi verebilirim. Ya sen nereden ama, beyefendilik dersi vereceksin ya? Ama saatine 40 lira istemeye utanırım. Çünkü dersi ben veriyorum. 4000 TL az mı? Kim diyor onu? Şimdi bir hafta kaç derse tekabül ediyor acaba? Kimin verdiği bir rahatsız meslekli. Ama fotoğraftan kimin hani... Biraz... Mesela buraya böyle bir fotoğraf koyulmuştu da karşımıza gelecek abi midir artık arkadaş mıdır onun tipini de çok merak ettim mesela yani beyefendi böyleyse bana bu eğitim verecek adam da beyefendi gibi olması lazım böyle bir tip mi çıkacak karşımıza? Sanki işin içinde bir sahtekarlık varmış gibi. Bunu tabii hepsini okuyacağız ama neler yapılıyor efendim? İlk 4 haftada yoğunlaştırmış ve gereksiz öğelerden arındırılmış şekilde bir diksiyon ve ton... Bak söylüyorum YouTube'cu bir arkadaşımız. Bunu yapın. Yapın. Tonlama eğitimi veriliyormuş. Ses tonunuzu düzenleyen, tonlamalarınız üzerine cümle cümle çalışılan bir... Drop var kardeşim. Canını yediğim yapabileceğimiz bir şey yok. İyiyiz artık. Yıkıldık artık. Öğretim artı uygulama modeli uygulayarak konuşmanız düzenli ve berrak bir hale getirilir. Cümlede farkındaysanız düşüklükler var.
Umarım düşük cümle öğretmiyorlardır. Ağza kalem koymak gibi öğeler yerine tonlamalar birer birer çalışılır ve evet bu ağza kalem koymak doğru. Kurşun kalem. Abi boynun nerede? Onun da çözümünü buldum. Bak ben böyle duruyorum nedense yayın yaparken, o da mikrofondan kaynaklı. Fark ettiniz mi? Mikrofondan kaynaklı. Bak. Kalemle yapılır bu. Kayarsa böyle, tamam mı? Şu şekilde konuşuyorsunuz ama büyük büyük, büyük büyük, ağzını açarak büyük büyük. Dilini buraya değdirmemen gerekiyor. Kalemi çıkarttıktan sonra diş izinin kalmaması gerekiyor. Bu alıştırma dudak hareketlerini daha fazla çalıştırıyor. Artı olarak dilini içeride, dil kaslarını daha fazla çalıştırıyor. Yani 4 hafta boyunca konuşmanı düzeltebiliyor. 16 bin lira konuşman düzelsin diye harcıyorsun. Ondan sonraki 2 haftada da, sonraki 2 haftada dış beden kontrolü, vücudunuzu nasıl hareket ettirebilirsiniz? Haa, abiler bildiğin paketliyor. Abiler bildiğin paket yani 4... 5, 6, 7, 8. 8 hafta direkt tak takıyor sana. Evet. Mesela şöyle durduğum zaman daha karakterli ve stabil bir insan mı olmuş oluyorum? Abi mesela. Sen ne yaparsan yap, olmuyor, karakter stabil olur. Sen son 2 haftaya gir. Derslere ilk 4 haftayı bize... Bence bak ben böyle duruyorum. Bak, onunla da alaka bak. Oğlum keşfediyorum yavaş yavaş. Böyle yayın yapacağım. Aramızda hallederiz de. Yürümenin benim sıkıntım var ya. Hımmıl gibi. Ben. Ha. Hımmıl mı? Takım elbise de eller cebe nasıl atılır? Daha elit, daha kültürlü, daha eğitimli bir haftada. Sims sanki ha. Hani evet. O kadar basit kriterlerle bir noktada beyefendilik tanımı yapmış yani. Sigarayı imaj oluşturmak amacıyla nasıl kullanabilecekleri öğretilir. Zaten ben burada bıraktım ya. Sigarayı bir imaj öğesi olarak nitelendiriyor. Bu arada büyük dolandırıcılık dönüyor bence burada. Sigarayı nasıl harbiden elitlik olarak kullandırabilirsin? Gori bebek, gori bebek, gori be. O vardı ya o. Şöyle atıyor atıyor. Onu falan mı yaptıracak? Ne yapacak? Yoksa zaten bitti burası benim için. Devam ediyor. Saygı duyuyorum ama. 4000 lira da etmez ya. Anlıcım. Ultra silikon yakışıyor. Ha bu çok iyi. Biz bunları çok incelemiştik ya. Oğlum bu alanlar efsane maske yapıyor bu arada. Bir de yaşlı dede versiyonu var bunun. Ultra silikon yakışıklı adam adam maskesi nasıl ya? Anlayamadım. Silikon mu var şu an adamın sonunda? Evet. Nasıl ya? Bu silikon mi? Aa hakikaten lan silikon bu. Oha çok iyiymiş yalnız bu. Yani 12.500 olmasa düşünülebilirmiş. Ha ben bayağı ciddi adam sandım. Bayağı gerçekçi. Ooo. 12.500 TL ama. Bence ucuz bile. Nasıl? Çok iyi bu. Yakışıklı harbiden değil. Çok iyi. Nasıl, ama gerçekçi. Çok yani. Gerçekçi ama Aziz Vefa. Benim tercih ettiğim şey değil. Hollywood filmlerinde oynanılan gerçek ötesi orijinal maskeler diye sunmuşlar. Gerçekten... Oğlum bunun bir de yaşlı dayısı var ya. Onu niye göstermiyorlar? Aha bak. Belli oluyor ama silikon oldu. Ha, çok da belli ama. Olmuyor be. Ha ağız da hareket ettiriyor. Burak çok gerçekçi. Oğlum çok gerçekçiymiş lan. Ben bu videoyu izlemedim. Burak! Ay. Allah Allah. Allah'ımın aleyküm. Oğlum bunu alıp yayını böyle açmamız yok mu? Gerçekçi değil mi? Çok iyi lan. Bu bayağı profesyonel duruyor ha. Sadece gözler ekstra derinden kaldığı için belli oluyor. Aynen. Bu arada. Aynen. Enteresan. Ya yüzde bir gariplik var. Var. Evet. Hani var var. Gözler çok içeride ya o yüzden. Evet o da. Kirpik aynen. Yok. Bir enteresan. Evet bu da böyle. Ultra yakışıklı kısmına katılmamakla beraber. Enteresan bir girişimcilik evet. Evet evet Igor'un tipini yapacağız buna. Ben giyip bunun tapusu bir insanda mıymış? Evet. Mardin merkeze satılık 1700 yıllık tescilli kilise binası abi. Aa güzel. Bayağı iyiymiş bu arada. Aynen öyle abi. Ama tarihi bir dakika tarihi yerler sahibinden satılabiliyor mu? Bunlar satılabiliyor mu böyle? Tartaros hoş geldin kardeş. Sarp. Bu var ya. Aleykümselam Hyper hoş geldin kardeşim. Çok daha pahalıya gider. De şey garip değil mi bunun birisinin mülkünün olması? Evet. Bunun şeyini nasıl aldılar? Ne deniyor onu? Bilmiyorum. Tapu, satış izni. Evet, kişi tarihi üzeri. Eser çünkü yani bu bir evet. Tarihi eser. Daha da yeni ha. Yeni koymuşlar. Şöyle bir odası da var. Burayı da çalışma odası olarak kullanabilirdim. Şöyle farklı fotoğraflarımız. Ne kadar güzel baksana duvarlara.
Burak yok mu bu kadar paramız? Ben buraya kafe yaparım kız. Bakalım. Of burası. Oğlum var. Buraya böyle bir kafe mafe yapsalar acaba izin var mıdır ama ya? Var ya alınır ha. Ya ben şato falan yok muymuş hiç? Sahibinden de. Burada galiba dayı. Buraya hiçbir şey yapamazsın oğlum ya. Bu bildiğin tarihi eser bu arada. Bu harbi tarihi eser oğlum. Şey değil ya. Dur kafe mafe diyoruz oğlum. Tarihi eser lan bu. 1700 yıllık diyor. Pardon oğlum. Ulan ben neyin kafası yaşıyorsun? Starbucks yapacaksın değil mi? O ışık var ya. O ışığın üstünde demir bir kapak var ya. Orası giriş kapısı. Çünkü merdiven var yanında. Galiba oradan giriyor buraya. Abi olabilir. Abi şöyle açıklaması da mevcut. Süryani Kilisesi'ymiş. İçerisinde 3 adet din adamı mezarı mevcuttur. Allah Allah. Oğlum yemin ediyorum korku filmi. Yatır gibi. Aynen şey, yatır gibi yani. Şey mi satıyorlar bize? Beyrul Zaferan Kilisesi'ni. Bir şey söyleyebilir miyim? Burak kesin almayı. Ben çok beğendim. Oğlum bundan sonra altın maltın vardı. İçerisinde 3 adet din adamı mezarı var diyor ya. Tamam ne diyeyim? Abi ne olacak? Din adamının mezarı olsa ne olacak ki? Yani şaşırtıcı bir şey de. Ki olmaz ya. Beğenmiş olabilirsin. Yatır gibi düşün. Çıkarız. Özel bir mülktür. Herhangi bir kuruma ait değildir. Demiş. Ben bunu çok garipsedim. He. Allah Allah. Hiç kilise... Kimin hiç... Mesela camiler ya da ibadethanelerin hangi bir tanesi şahsa ait oluyormuş. Evet. Çok ilginç yani. Gerçekten. Ya cami şahsa ait cami yaptırabiliyor musun? Yaptırıyorsun diye biliyorum ben. Yapılmıyor mu ya? İlginç bir durum. Devam ediyoruz efendim. O bir fenomen. Ters dönmüş eti puf. Çok iyi. Bir üretim hatası olsa gerek. Her açıdan. Oğlum bunun işini kuran var mıdır lan acaba? Ters çevirip çevirip bir yolunu bulup. O tarafını çekmiş. Abi yazık. Ha böyle mi satılmış? Abi. Oha. Üretim hatası yani. Ben bunu 500 bin liraya da koyardım. Dalgasına abi. Ha. Fenomen olmak için. Ya çok ilginç insanlar. Ama bu goy goy. Ama ya. Şey 500 lira birisi teklif etsin.